geliyor, geliyor. Ne yapacaksın abi ya? Oculus continue this way before. Bunu yapacaksın abi. Bu çok zor bir şey değil ki amına koyayım ya. This way we have the formal dining room. Bu adam hastayım. It's all hani illa bu işi yapacaksan abi. Enes emlakçı diye mi arattın haberde? Alanı var. Bu evin mutfağı çok orijinal. Biraz aynı iş yapıyorsunuz yani şu an. Ne yazmış? Bar oturma alanı. Ne Enes yazmış? Emlakçı. Sen rehbere kaydetmiş gibi. Adamın soyadını hatırlayamadım ki bro. Oğlum soyadı aklıma gelmedi. Ne diyeyim Enes emlakçı değil, ne diyeyim? Patladın mı? Hemen de patla amına koyayım sen pat. Arkadan bir şey mi geçti? Şu camın oradan böyle dışarıdan böyle bir şey mi geçti? Ev gezen Enes. Ev tanıtan delikanlı. Sen dua et amına koyayım öyle yazmadım ben. Pahalı ev gezen delikanlı. Bu yeni video atmış mı abi, izleyelim yeni ev varsa. Abi bunun videoları benim çok moralim modumu herkes düşürüyor ya. Kanalıma hoş geldin, hoş bulduk. Yerken denizin altında garajı olan 40 bin dolarlık Dubai. İşte bak bunu izleyeceksin, ondan sonra kiraya çıkıyor amına koyayım, sağda solda ev bakıyorsun. Turumuza dışarıdan başlıyoruz. Evin çok denizin altında garajı olan 40 milyon dolarlık Dubai malikanesinde peki. Güzel modern bir denizin mimarisi altındaki var. Garaj ne boka yarıyor? İlk 3 katı görebiliyoruz ama bu ev aslında 4 katlı. Çünkü sol tarafımızdaki araba yolu size evin altında bulunan inanılmaz araba garajına götürüyor. Garaja. Orayı da turun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Buraya ben orayı çok merak ettim ve dayanamayacağım bütün videoya. Normal çok beton iyi videodur eyvallah ama. Bu dekoratif beton panellerle kaplı. Alt katı dolaşalım. En çok tekrar oynatılan an diyor bak buraya. Pantomime is a huge part of the Dubai. Bu kadına mıymış ev? Real estate scene. If you say you live on the Palm, people already know you well. La? So there's this kind of like a luxury feel to it that you don't get. O kadar şaşırmadım ki mami. Mami inşallah şu yayınlardan bir tane böyle Dubai'de bir sahibe sana talip olur da götür seni Dubai'ye amına koyayım. Mami yakışır ha sana. Abi sen de gidersin. Sen de gider. İbo da gider. Orada gidersin. Köpeklik yapmaya gidersiniz oraya. İnşallah. Amına koyduklarım. But the palm just has that ring to it. The one thing that blows my mind is... Alt katındayız. Bu kat çok heyecanlı. Burada görmüş olduğunuz kapı evin utility kısmına açılıyor. Yani işte pompalarınız olsun, akarlarınız evet, olsun, utility, elektrik panelleriniz, her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Alpaka da çok güzel dizayn etmiş, çok rahat bir şekilde her bir yerine de servis edebilirsiniz. Of, kavu, buradaki bu evde ne beste yazarsın var ya. Şoför odasına açılıyor çünkü garajınız burada olduğu için şoförünüzün kalabileceği harika bir yatak odası, full banyosu, kendi çamaşır ve kurutucu makinesi bile var. Burada da asansörümüz var ve devam edersek bu garajın en heyecanlı kısmı bu tarafta. Erman abi sen de beni takip ediyor musun? Kesinlikle abi. Bu garajı nereden başlayayım ben anlatmaya. Ya şurası denizse eğer yok artık diyeceğim. Bir de arabalardan bahsetmeden önce at mı var size garajla orada ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Palm Jumeirah'da yer altında yani yol seviyesinin altında garaj yapmak kolay bir şey değil. Zaten birkaç tane evde var benim bildiğim kadarıyla. Çok değerli bir özellik. Alpago burada yoldan çıkıp çok büyük bir projenin altına girip yerin altına bu inanılmaz garajı yapmış. Niye önemli derseniz deniz seviyesi yaklaşık şu noktaya geliyor. Yani şu an biz deniz seviyesinin de altındayız. 25-30 wow metre bu tarafa baktığınızda deniz var. Yani bu garaj deniz suyundan korunması gereken bir yer. Onun dışında yer altındasınız. Onun dışında bu kadar değerli arabaları koyduğunuz için hiç nem olmaması lazım. Hiç koku, hiç akar olmaması arada lazım. Arada Avrasya'dan geçiyor. Böyle yani bir projeyi gerçekten yapmışlar. Hatta ben 3-4 ay önce bu evleri inşaat halinde gördüm. O zaman da bana... Araba nasıl çıkıyor? Arabanın yani çıkma yeri var oğlum. Çok güzel bir araba zaten. Yani oğlum, çok ikonik bir araba. Ferrari'miz de burada. Muhteşem. Mesela yani ben bu arabaya sığmıyorum amına koyayım. Anladın mı? Bir detaydan daha başlayacağım. Denemedim. Alpago Group First Motors'un da sahibi zaten. Yani ayaklarımı farlara falan koymam gerekiyor. Zaten arabaların içeriden hep plakalarını göreceksiniz. Hepsinde zaten de yok.
First Motors Dubai'nin en çılgın, bana sorarsanız dünyanın en çılgın, en inanılmaz araba galerisi. Hatta biz onların galerisinde dolaşıp NS Plus'ta çok güzel bir video yaptık. Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz. Linkini de aşağıya koyacağız. Oturdun koltuğa sığmıyorsun bunu. Apogo Group hem Apogo Properties'in sahibi hem de First Motors'ın sahibi. Yani. Haftası içini görsün. Gerçekten inanılmaz. Turu inanılmaz. Sığarım çünkü bayağı uzunmuş. Gerek bu garaj olsun. Evin her bir detayı çok güzel bir şekilde. Şimdi de bu evin birinci katındayız. Antonio Lupe ve bir de yatırımlar var. Siz bilin, burada yaşayanları güzel. Abi şu manzara ne abi ya? Korumak istiyorsa yapılmış deniz ile Ömer. Bu da burada iki kabineleri burada da atlayalım. Şimdi de bu evin ikinci katındayız. Şimdi de ikinci katı dolaşıyoruz. Baksana abi şuralara oturacaksın. Ama tsunami tehlikesi var ya, yaşanmaz. Ne tsunami tehlikesi var ama? Oraya. Şimdi de bu evin ikinci katındayız. Asansörle geldik ki bunu da bir görün istedim. Ve geldiğinizde zaten böyle bir açık bir merdiven boşluğumuz var. Sağ tarafımızda ve sol tarafımızda çatı katına çıkış yerleri var. Ev gibi değil ki zaten. AVM gibi kanka. Bu evde mesela pijamalarına dolaşmak ayıp gibi bir şey yani, anladın mı? Nereye gidiyorsun, bu hazırlık niye? Salona çıkacağım baba. İşte ev kardeşi vesaire. Onları da çok rahat bir şekilde. Kızım erken dön. Servis edebilirsiniz. Şimdi ya bu ev öyle bir ev yani. Yapacağım. Aynı mermerden evde rahat gezemezsin. Sol tarafımızda motorize cam kapılar, çok güzel bir courtyard'da avluya açılıyor. Ama önce buradaki yarım banyoya bakacağız. Anne! Antonio Lupi lavabomuz var. Aynı mermer yerler. Güzel boyutta bir yarım banyo. Anne! Ve geri de gelirsek. Burada benim montum vardı. Nerede bulamıyorum. Geniş oturma alanımız var. Hem oturma alanı. Ya vardı ya böyle. Çok keyifli bir yer. Burayı size fazlasıyla anlatmak bulamıyorum, istiyorum. Bulamıyorum, buraya bırakmıştım. Buradaki bu evde hadi bul bakalım amına koyayım, nasıl bulacaksın? Çok güzel evmiş. Allah razı olsun. Fırat abi afiyet olsun. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.